Selam gençler Kimya Adası'ndasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu ders videomuzda karışımlar ünitesine başlıyoruz ve karışımların özelliklerini ve sınıflandırmasını yapacağız. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olur arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle Maddeyi tanıtmak istiyorum sizlere, maddenin sınıflandırılmasını yapmak istiyorum. Daha önce yaptık belki ama unuttuysak, bu konularla ilgilidir çünkü arkadaşlar biz madde deyince kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir diyorduk ve ikiye ayırıyorduk hatırlarsanız. Eğer aynı cins tanecik olursa bunlar saf maddedir diyoruz arkadaşlar. Eğer e, aynı olmayan farklı cins tanecikler içerirse burada arkadaşlar karışım olarak ifade ediyorduk. Şimdi bakın biz ne yapmıştık? Aynı cins atom içerenleri biz element olarak ifade etmiştik. E, farklı cins Atom içerenleri biz bileşik olarak ifade etmiştik arkadaşlar. Hatırlarsanız bileşikleri de aynı cins molekülü içerenlere biz e, e, kovalent bağlı bileşikler olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Eğer aynı birim hücreler varsa arkadaşlar biz burada iyonik bağlı bileşikler olarak biz bunu söylemiştik. Peki arkadaşlar burada biz burayı anlattık size hatırlarsanız. Şimdi biz buradayız. Karışım deyince arkadaşlar karışım iki türlü olacaktır. Her noktasında aynıysa arkadaşlar biz buna homojen karışım olarak ifade edeceğiz. Eğer her noktasında farklı aynı değilse, farklıysa o zaman biz burada arkadaşlar heterojen karışım olarak biz bunu ifade edeceğiz. Arkadaşlar bakın bunu bu şekilde yazdık ve şimdi daha da de, daha derine inelim isterseniz. Şimdi bir uygulama yapalım arkadaşlar. Ahmet öğretmen tarafından kendisine verilen maddeleri saf madde ve karışım sepetlerine atarak gruplamak istiyor. Ona bu konuda yardımcı olalım demişiz arkadaşlar. Şimdi burada biz şöyle bir şey var diye bakarsak biz daha önce aslında saf madde ve e, saf maddeleri yani element ve bileşikleri görmüştük. Şimdi karışımlarla beraber bu işi anlamaya çalışalım. Altın metali deyince arkadaşlar AU yani bilirsiniz ki bu elementtir. Atomik element. O yüzden buraya atacağız. Kolonya deyince arkadaşlar etil alkol ve su karışımı. Dolayısıyla karışımı atacağız. Çorba bir karışımdır arkadaşlar. Buraya atacağız. H2O sıvısı deyince bakın bileşik molekülü. O yüzden biz bunu buraya atacağız arkadaşlar. Sodyum klorür katısı yani bileşiğin katısı iyonik bağlı bileşik arkadaşlar. E'yi de biz buraya atacağız tabii ki. Ama sodyum klorür suda deyince iyonik bağlı bileşik arkadaşlar bu. Onun e, tabii ki suluk çözeltisi. O yüzden biz bunu arkadaşlar F'ye atmak zorundayız. Bakın arkadaşlar e, burada glikoz molekülün sıvısı yani bileşiğin sıvısı. O zaman biz bileşiği G'ye atmalıyız. Hava arkadaşlar homojen bir karışımdır. Gazlar homojen olarak karışır. O yüzden bunu buraya atacağız. N2 arkadaşlar bir element molekülüdür. O yüzden biz bunu saf madde olarak değerlendireceğiz. K2 yani potasyum sülfat arkadaşlar görüyorsunuz ki katısı. O yüzden bu saf madde olunca biz bunu buraya atacağız arkadaşlar tabii ki. Zeytinyağlı su bir karışımdır. Onu tabii ki buraya atacağız. Ve h gazı arkadaşlar saf madde olduğu için bunu da buraya atacağız. Kaynak suyu deyince arkadaşlar içerisinde h ile beraber başka başka iyonlar olduğu için biz bunu buraya atmalıyız. E, nitrik asit çözeltisini arkadaşlar biz bu, tabii ki e, buraya atmalıyız. Çözelti diyor çünkü bakın içinde su da var tabii ki. Karbondioksit katısı arkadaşlar çözelti deyince arkadaşlar yanlış oldu özür dilerim. E, şunlar yanlış oldu. Şunu ifade edelim. Arkadaşlar L'yi karışıma M'yi de karışım atmalıyız. Çünkü kaynak suyu ve e, nitrik asit çözeltisi olmuş oluyor. Şimdi N'ye bakalım. N arkadaşlar katı olarak bir bileşik ee, tabii ki bunu nereye atacağız? Arkadaşlar onu buraya atmak zorundayız. Ee, tunç deyince arkadaşlar bir alışımdır. Onu karışıma atmak zorundayız. zatçı arkadaşlar tabii ki burada bir nedir diye bakarsak zat yağı burada bir sülfürik asit bileşiği ve onu tabii ki saf madde atmalıyız. E, sirke de arkadaşlar ama bir karışım aslında sirke. Sadece şimdi normalde e, ham maddesi bu ama onunla beraber başka başka maddeler de var. O yüzden sirke de bir karışım olduğu için buraya atacağız. Arkadaşlar L ve M'yi tabii ki biz bir kere daha hatırlatıyorum. Ne yapmamız lazım? Karışımı atmamız lazım. Bu şekilde biz uygulamamızı yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Karışımın özelliklerine bakarsak şunu söyleyeceğiz. Farklı cinste tanecik içerirler. Tanecik deyince ne anlayacağız arkadaşlar tabii ki? Atom, iyon ve molekül anlayacağız arkadaşlar. Bunlar saf değillerdir. Değildirler diyelim arkadaşlar. Ne örneği verebiliriz? Tuzlu su örneği verebiliriz. Şeker, şekerli su örneği verebiliriz. Kolonya verebiliriz. Salata verebiliriz. Çamur verebiliriz. Hava verebiliriz. 24 ayar olmayan altın. Bakın 24 ayar altın saf altındır ama altın ayarlı oynayabiliyorlar. Değiştirebiliyorlar arkadaşlar. Bakın burada örneklerimizde görüyorsunuz tabii ki. Oluşumları bunların fizikseldir dolayısıyla arkadaşlar e, ne yapar bileşenlerinin e, bileşenlerinin özelliklerini gösterirler diyelim arkadaşlar. Şimdi bakın, tuzlu su deyince arkadaşlar tabii ki bakın tuz artı su ne yapar? Tuzlu su oluşturur. Şimdi biz tuzlu su içersek hem tuzun özelliğini alırız hem de suyun Özelliğini gösterdiğini anlarız. Ama bakın H2 ile oksijen tepkimeye girerek e, su molekülünü oluştururken arkadaşlar bu bir bileşiktir. E, bileşik olduğu için tabii baktığınız zaman arkadaşlar e, şimdi şöyle bir şey var. E, H2 burada yanıcı bir maddedir. Oksijen de burada yakıcı bir maddedir ama su arkadaşlar görüyorsunuz ki burada söndürücü bir maddedir. Eğer bileşenleri yapının yani oluşturduğu ürünün özelliğini göstermiyorsa bu bileşik oluşumudur. Ama eğer bileşenleri e, oluşturduğu ürünün burada olduğu gibi göz, özelliğini gösteriyorsa bu da karışımdır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bileşenlerini ayırmak için arkadaşlar kullandığımız yöntemler bizim fiziksel yöntemlerdir. Bak bu çok önemli. Bu yöntemler tabii ki karışım özelliklerine göre değişir. Ne gibi? Süzme, ayrımsal damıtma, ayırma unisi, mıknısı ayırma diyeliz gibi yöntemler var. Bunları biz size göstereceğiz arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar tabii ki belirli formül ve sembolü yoktur arkadaşlar ve bileşenler arasında belirli bir oran da yoktur ama bakın. Eğer bileşik olsaydı burada bir orandan bahsedecektik arkadaşlar. Çok önemli. Ama karışımda bir oran yok. Yani 100 gram suya biz e, 1 gram tuz atsak da gene tuzlu su karışımı olur. İşte 100 gram suya arkadaşlar işte 15 gram tuz atsak da gene tuzlu su karışımı diyeceğiz. Ama arkadaşlar tabi derişim değişir. O ayrı ama tabi karışımı oluşturduğu için karışım oluştuğu için burada bir oran yoktur diyebiliriz. Arkadaşlar bunların belirli yoğunlukları, erime ve kaynak noktaları da yoktur. Şimdi bakın biz ne diyorduk? Hatırlarsanız suyun 4 santigrat derece yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp diyorduk. Ama tuzlu su arkadaşlar bilemem. İçindeki tuz miktarına bağlı. Yani birden yüksek olduğu kesin ama kaç olduğunu bilemem. Şimdi gene aynı şekilde bir atmosfer dış basınçta saf su 100 santigrat derece kaynar diyoruz. Yani suyun kaynak noktası 100 santigrat derecedir diyoruz. Ama tuzlu suyu bilemeyiz. Yani 101, 102, 103, 104, 105... İçindeki neye bağlı? Tuza bağlı arkadaşlar. Mesela bakın burada bir grafiğimiz var. Atıyorum 20 santigrat derece suyumuz var. 100 santigrat derece geldiğimiz zaman arkadaşlar ne olur? Su, saf su 100 santigrat derece kaynar ve kaynarken sıcaklık sabit olur. Ama arkadaşlar bakın şimdi tuzu su olmuş olsa yine buradan başladık diyelim. Bir kere yüzde kaynamaz. Nerede kaynar? 100 artı x de kaynar arkadaşlar. Ve kaynarken şöyle bir şey olur arkadaşlar. Kaynarken sıcaklık artmaya devam eder. Ve ne zamana kadar? İşte şöyle bir mesela bu birinci ve ikinci bölgede aslında madde kaynar. ya yani hem bir de hem de iki de madde kaynar. Ama arkadaşlar burada birinci bölgede doymamış çözelti olduğunu anlarız. İkinci bölgede ise doygun çözelti olduğu anda kaynarken sıcaklık yine sabitleniyor. O ayrı ama yine kaynan noktası bilinemez onu da söyleyeyim. Evet. Özelliklerine göre bakalım arkadaşlar. Biz bunları homojen ve... Heterojen olmak üzere arkadaşlar heterojen olarak ikiye ayırıyoruz. Şimdi eğer karışımın her noktasında aynı özellik varsa bunlar homojendir arkadaşlar. Eğer farklı özellikler varsa her noktasında yani her noktasında aynı özellik değilse ya yani birden fazla faz varsa görüntüde o zaman biz buna heterojen diyoruz arkadaşlar. Homojen karışımın diğer ismi çözeltidir bakın. Onu unutmayın arkadaşlar. Şimdi heterojen karışımlar arkadaşlar kendi içerisinde 5'e ayrılır. Bunlar Süspansiyon evet başka arkadaşlar emülsiyon diyeceğiz. Özellikle biz size söyleyeceğiz şimdi. Kolloidal karışımlar var tabii ki baktığımız zaman. Aerosoller var arkadaşlar. Aynı zamanda da adi karışım olarak biz bunu 5'e ayıracağız arkadaşlar. Çok önemli bunlar. Çünkü bunların soruyu var size. Evet, homojen karışımla başlayalım arkadaşlar. Karışım tek madde gibi görünür. Evet, tek madde gibi görünür. Bileşenleri birbiri içerisinde çünkü neden? çözünür arkadaşlar bakın örnek olarak şerbet verebiliriz. Yani biz e, suya şeker atarsak şeker çözünür. Suya tuz atarsak tuz çözünür, gözükmez. Gazoz için içine karbondioksit gazı çözünür. Alaşımlar metal metal karışımlar arkadaşlar. Metal metal karışımları biz alaşım diyoruz. Bunlar tabii ki homojen karışımlardır. Kolonya arkadaşlar yine etil alkol su karışımı alaşımlardır diyoruz. Tabii bazı alaşımlar heterojendir ama ÖSYM müfredatında arkadaşlar alaşımlar homojen karışımlardır diyebiliriz. Şimdi bakalım çözelti nasıl oluşur pekala? Çözelt deyince arkadaşlar çözünen artı bunu çözücü dediğimiz çözüne, çözen bir ifade var. Yani çözücü artı çözünenden oluşur arkadaşlar Çözelti dediğimiz onu söyleyelim. Bak burada serum örneği vermişiz şerbet örneği yani meyve suyu gibi böyle şerbet örneği vermişiz. Aynı zamanda bakın görüyorsunuz ki gerçi meyve suyu e, heterojendir ama burada şerbet gibi düşünelim bunu arkadaşlar. Baktığımız zaman bakın e, çeyrek altın vermişiz çünkü alaşım içerisinde bir miktarda tabii 24 ayar olmadığı için ayarı düşünce ne oluyor arkadaşlar? Homojen karışım oluyor. Şimdi bakalım çözelti kütlesi çözücü ve çözünen kütlelerinin toplamıdır arkadaşlar. Bak bu çok önemli. Yani mesela diyelim ki 100 gram çözünen aldık işte 250 gram çözücü aldık toplam çözelti kütlemiz 350 gram çözelti diyebilirsiniz. Fakat sıvı sıvı çözeltilerde bileşenlerin hacimlerinin toplamı çözelti hacmine eşit değildir arkadaşlar. Mesela şöyle ki işte mesela 100 mililitre alkol ile arkadaşlar biz 100 mililitre su alsak ve toplam çözeltimiz 200 mililitre demeyeceğiz. Ha matematiksel işlemlerde derişim hesaplarında 200 mililitre diyeceğiz ama aslında bu 200 mililitre değil ne kadardır? 198'dir. 199'dur. Çünkü aralara girince boşluklara ne olur? Hacim bir miktar azalır. Ama matematiksel işlemlerimize derişim işlemlerimize 200 kabul edeceğiz arkadaşlar. Oradaki e, durumu biz ne yapacağız arkadaşlar? İhmal edeceğiz. Onu da söylemekte fayda var. Şimdi devam edelim. Çözelti örneklerine bakarsak arkadaşlar çözü çözünen e, ne yapar? Çözeltiyi oluşturur. Bakın sıvı çözülmüş, sıvı çözücü, katı çözünen şerbet örneğini verebiliriz. Sıvı sıvıysa bakın etil alkol su, kolonya evet. Sıvı gaz, bakın gazoz yani işte ne yapmış? Karbondioksit gazı çözülmüş. Oradaki asitleştiren karbondioksit gazıdır. Gaz gaz bakın N2 gazıyla oksijen gazı hava. Hangisi çözücüdür? Arkadaşlar çok olan bakın %78 %21 değil mi? O şekilde bunu söyleyebiliriz. Katı katı lehim arkadaşlar tabii ki alaşımlar katılardır. Yani oda koşullarına katı tabii ki metaller. O yüzden bunu söyleyelim. Katı sıvı amalgam. Şimdi bakın amalgam diş dolgusu bu niye nasıl oluyor? Katı nasıl çözüyor? Arkadaşlar şöyle civa hani oda koşullarında pardon e, civa e, şuna baktığım zaman civa burada arkadaşlar oda koşullarında e, şey ya Sıvıya. Ee, sıvı ya. O yüzden civa çözülmüştür oradaki maddede. O yüzden bu amalgamdır. İşte e, baktığımız zaman bunu bu şekilde söyleyeyim. Bakırda mesela civa çözünüyor arkadaşlar. Bakır katı oda koşullarında civa ise sıvıdır. Peki katı gaz işte paladyum e, orada çözülmüştür. Gaz olarak şey, hidrojen çözülmüştür e, paladyumda. O yüzden bu da paladyumda hidrojen diye örnek olarak verilebilir. Evet. Heterojen karışımlara bakalım mı? Şimdi karışımın her tarafında aynı özelliği vardır. Yani bunlar baktığımız zaman renk olabilir, koku olabilir, yoğunluk olabilir. Ee, yok pardon özür dilerim arkadaşlar. Yoktur diyeceğiz. Heterojen karışımlardayız çünkü. Bileşenler birbiri içerisinde ne yapamaz? çözünemez tabii ki arkadaşlar hata yapmayalım. Zeytinyağlı su, çamur, tozlu hava, ayran gibi özellikler verilebilir. Tabii ki burada bakın özellik olarak verdik. işte kuru yamışı verdik. Bir mayonezler diyebiliriz burada arkadaşlar. Ayran özelliği verebiliriz. Ve özelliklerine göre bakın ne oluyor? Süspansiyon, emisyon, adi karışım, aerosol ve kolleidal karışım olarak 5'e ayrılıyor diyebiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar süspansiyonlara. Ne olacak? Bir sıvı içerisinde Katı bir maddenin çözülmeden dağılmasıyla oluşan karışımlardır arkadaşlar. Arkadaşlar biz bunu şöyle bir şey diyeceğiz. Katı göz ile görünür yalnız. Bakın önemli. Biz bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Mesela Ayranda mesela oradaki yoğurt kat olarak dibe çöker değil mi? de mesela katı bir görebiliriz. Çamur desek mesela oradaki toprağı görebiliriz. Böyle karışımlar arkadaşlar solda deniyor. Yani sol karışım derken dersek bu süspansiyondur diyebiliriz arkadaşlar. Emisyona geçelim. Emisyon da sıvı ile sıvının birbiri içerisinde çözülmeden oluşturduğu karışımlardır. Mesela zeytinyağı su. Zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkmadılar değil mi? Zeytinyağı su da çözülmez. Mazotlu su arkadaşlar bunlar gene çözülmez. Niye çözülmediğini size bir sonraki gösterdi anlatalım. Evet, devam edelim. Adi karışım iki katıdan oluşan heterojen karışım örneğidir. İşte kuru yemiş diyebiliriz, katı kuru yemiş. Salata ya da taşlı pirinç diyebiliriz arkadaşlar. Aerosol deyince arkadaşlar bir gaz içerisinde katı veya sıvının diyelim, sıvının dağılmasıyla arkadaşlar oluşan karışım örnekleridir. Arkadaşlar burada dağıtan faz sıvıdır. Dağılan faz Katı veya arka, dağı, dağıtan faz, özür dilerim, gazdır arkadaşlar. E, dağılan fazla katı veya sıvıdır. Dağıtan faz yani orayı dağıtmaya çalışan gazdır. Dağılan e, fazla yani dağılmaya çalışan madde de arkadaşlar katı veya sıvı dağılmak istiyor. Mesela parfüm örneği verilebilir, sis örneği verilebilir, duman örneği verilebilir, tozlu hava örneği verilebilir arkadaşlar. Evet, kolleydel karışım ise homojen karışımmış gibi gözüken aslında... Ama arkadaşlar heterojen karışım olan arkadaşlar karışımlardır. Çözünmeyen maddeler gözle ama görünmez. Bakın belki de arkadaşlar hani diğerinin ayrımıdır. Ancak mikroskopla biz bunu görebiliriz. Görebiliriz diyelim. Evet. Eee Örnek olarak mesela kan, süt, sigara dumanı, boya gibi örnekler verebilir. Mesela kan içerisine baktığımız zaman sanki homojen karışımmış gibi gözükür ama oradaki proteinler vardır ve proteinlerin boyutlarını biz gözümüze göremiyoruz. Aslında çözülmüyor da içinde var aslında bakarsanız. Gene sütte de aynı şekilde arkadaşlar. Burada söyleyebiliriz. Ha sütü arkadaşlar heterojen karışımlardan mesela... E Tabii ki emisyona da verilebiliyor. Yani süt aslında burada ikisine de yazılabilir. Süt hem kolloidal karışım hem de emisyonlara yazılabilir. Çünkü yağlı sıvı gibi düşünelim. Yağ sıvı, başka maddemiz de var orada süt sıvısı onun içerisindeki çözünemeyen madde. Yani ikisine de yazılabilir. Hatta bazı kitaplarda kolloidal e, emisyon diye de geçer. Onu da söyleyelim. Evet şimdi bakalım. Burada ne var? Çözelti yani homojen karışım diye e, düşünebiliriz arkadaşlar. Kolleit e, yani kollider karışım bir de süspansiyon. Şimdi arkadaşlar tanecik boyutunu biz X olarak düşünürsek burada X'in yani gözümüzde göremiyoruz zaten 10 üzeri X9'dan daha küçük olduğunu gösterebiliriz. Yani dağılan fazı e, e, diye ifade edebiliriz. Arkadaşlar süspansiyonlar ise bu daha fazla. 10 üzeri X6'dan daha büyük olduğu için biz bunu gözümüzde görebiliyoruz. Kolleitte ise 10 üzeri X6'dan e, küçük ama 10 üzeri 9'dan büyük olunca işte yine gözümüze göremiyoruz. O yüzden arkadaşlar bunlar heterojen karışım olarak karşımıza gelir. Ama bu homojen karışımdır. Arkadaşlar ışık gönderince poliriz ışık burada saçılmıyor. E yani o yüzden mesela direkt geçebiliyor. Bu da mesela bizim ayrım noktamız. Yani çözeltiyle heterojen karışımını biz böyle ayırabiliriz. Ama kolleidal karışımlarda ve süspansiyonlarda o ışık saçılır arkadaşlar. Evet. Şimdi örnekler yapalım mı kendi kitabımızdan? TET Soru Bankamız vardı hatırlarsanız ve TET Deneme kitabımız vardı. Buradan örnekler yapmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar kaplarda bulunan karışımlar mikroskopla görünüyormuş. Bakın burada böyle bir dağılım var. burada ise bakın böyle. Bakın burada maviler aşağıda e, kırmızılar yukarıda ama burada eşit bir dağılım var. O zaman arkadaşlar bu karışım homojen bir karışımdır diyebiliriz ama bu da heterojen bir karışımdır. Çünkü her tarafında karışımın aynı özellik gösterilmiyor burada. O zaman şimdi birinci kaptaki karışım her yerinde aynı Evet tabi homojen karışım olduğu için böyle. İkinci karışımda e, arkadaşlar dağıtıcı ve dağılan fazlar var. Evet zaten heterojen karışımlardayız bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Dağıtıcı ve dağılan fazlar olarak söylüyoruz. Homojen karışımda ise çözücü ve çözünen olarak ifade ettiğimiz şeylerdir aslında bunlar. Birinci kaptaki karışım su ve etil alkol olabilir. Evet su ve etil alkol birbirine homojen olarak karışır. Bunu o şekilde söyleyebiliriz. İkinci kaptaki karışım bir emisyon olabilir. Emisyon heterojen karışım örneğidir. Her iki kaptaki karışım da çözelti midir? Arkadaşlar çözelt demek homojen karışım demektir. Dolayısıyla bakın burada çözelti değil. Bu heterojen karışım oluyor ama bu çözelti. O yüzden cevap burada yanlış olan Edirne olacaktır arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Buna ne var? Arkadaşlar birinci kapta elimize bir süt var. İkincide e, e, baktım ya da ayran da diyebiliriz ama süt galiba bu süt diyeceğiz buna. de arkadaşlar boya var görüyorsunuz ki. Üçte ise arkadaşlar ne olacak? Bir hava var görüyorsunuz ki. Bir ama tozlu hava, sisli hava var. Arkadaşlar biz burada sütü tabii ki Neye koyarız? Ee, emisyona koyabiliriz değil mi? Emisyona koyabileceğimizi yerleştirebileceğimizi söylemiştim. Ee, boyalar ise arkadaşlar kolleitlerdi, Onu bu şekilde söyleyelim. Ee, aynı zamanda arkadaşlar tozlu havada aerosol ifadesini verir bize. O yüzden hepsini ifade eden şıkkımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Hangileri suyla emisyon oluşturur? Arkadaşlar emisyon demek sıvı sıvı homojen olmayan heterojen karışım örneğidir. Şimdi bakalım. Etil alkol arkadaşlar şimdi su zaten polar bir maddedir. Şimdi o yüzden etil alkol suda çok güzel çözünür. Hatta hidrojen bağları oluşur. O yüzden bu hatta kolonya diyoruz ya işte. O yüzden bu olmaz. Şeker suda iyi çözünür. Sirke de suda iyi çözünür arkadaşlar. Naftalin çözülmez Ama naftalin katıdır. Naftalin arkadaşlar o yüzden ne olur? E, süspansiyon oluşturur arkadaşlar. Onu size söyleyelim. Ama benzin sıvıdır ve gene çözünmez. Evet burada e, sıvı ve e, sıvıların ikisinin karışmadığı hidrojen karış örneği benzinli su olarak karşımıza gelecektir arkadaşlar. Devam edelim. X bir çözelti Y molekül yapılı bir element Z ise iyonik bağlı bir bileşiktir. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Buna göre X, Y, Z ile ilgili olarak hangileri olabilir diye sormuşuz. Şimdi bakın arkadaşlar x bir çözelt demiş. Yani çözelt demek homojen karışım demektir. Bakın homojen karışımın diğer ismi bu. Şimdi lehim evet homojen karışım. Kolonya evet ama kumlu su değil heterojen karışım. Tuzlu su olur. Zeytinyağı su da heterojen karışım olmadı. Şimdi y molekül yapılı bir element. Yani mesela yani x2 gibi hani cl2 F2 gibi. Bakın sodyum atomik yapılı element. Cl2 evet bu olur. H2 olur. I2 de olur arkadaşlar. Görüyorsunuz bunu. İyot bu şekilde bunu yazabiliriz. Peki Z ise iyonik bağlı yani metal ile ametalden oluşan bileşik. Şimdi o zaman H2 o zaten arkadaşlar burada kovalent bağlı bileşiktir. Neden? Hidrojen ve oksijen ametal. Potasyum nitrat evet olur. Çünkü potasyum metaldir. Arkadaşlar burada baktığımız zaman şu da yanlış zaten biliyorsunuz ki bu da zaten karbon oksijen ametal ametal ee, e, ne olur? kovalent e, bağlı olur. E, ametal oksijen zaten kovalent bağlı olur. Baktığımız zaman potasyum flor iyonik bağlı fakat burada şu sağlamadığı için hepsini sağlayan daha burs oluyor. Arkadaşlar metalin yaptığı bileşikler tabii ki iyonik bağlı bileşiklerdir unutmayalım. Evet, devam edelim. Şimdi demişiz ki kaç tanesi hem element hem de çözeltiler için daima doğru bir ifadedir. Evet. Şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar kaynama süresince sıcaklıkları sabittir. Şimdi mesela tuzlu su olsa, tuzlu su kaynarken sıcaklık sabit miydi? Hayır değildi. O yüzden bu olmaz. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılmazlar. Arkadaşlar şimdi elementler, evet Kimyasal yöntemlerle de fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılmazlar. Aynı zamanda çözeltilerde, karışımlarda fiziksel yöntemler ayrılabilir. Yani kimyasal yöntemle ayrılamazlar. Evet, her ikisi de kimyasal yöntemle ayrılamaz. Belirli donma noktaları vardır arkadaşlar. E, denemiştik tuzlu su mesela e, donma noktası e, ya yani belirli değildir bunlar arkadaşlar tuz atılınca donma noktası azalır ama kaçta donacak eksi 2'de mi eksi 3'te mi eksi 5'te mi olacak bilemiyoruz o yüzden bu da olmaz ha, e, element için bu belirlidir. o ayrı homojen evet hem çözeltiler hem de elementler zaten homojendirler. Tek cins atomlar, tek cins atomlar oluşması zaten elemente ait bir özelliktir. Karışımın e, tabiatına aykırı arkadaşlar. O yüzden cevap burada 2 ve 4 olacaktır. Yani iki tanesi daima doğru arkadaşlar. Evet bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Diğer sorumuza bakalım. Arkadaşlar yukarıda bir tablo var. Bakalım şimdi bize X, Y, Z tanciklerini vermiş. 10 üzeri eksi alttan büyük demiş. O zaman arkadaşlar bu tabii ki bir karışımdır. Hemen nasıl bir karışımdır? Bu heterojen bir karışımdır. Heterojen karışımlardan arkadaşlar bu süspansiyon örneğidir. Ki bakın örnek olarak da kumlu su vermiş. Evet sıkıntı yok. Katı ve sıvı karışmaz. Şimdi çözelti arkadaşlar ne olur çözeltilere baktığım zaman karışım türünü incelersek çözeltiler mesela homojen karışımlardır ve şekerli su örnek olarak verebilir. Burada arkadaşlar tancik boyutunda olması lazım. Çok küçük. 10 üzeri x9'dan küçük olması lazımdı. Peki buraya bakalım. 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri eksi 6 arasında. Yani 10 üzeri eksi 6'dan büyük, 10 üzeri eksi 9'dan e, 10 üzeri 6'dan küçük, 10 üzeri eksi 9'dan büyükse kan örneği verilebilir. Bunlar arkadaşlar kolleitlerdir diyoruz. O zaman şimdi x için biz ne dedik? Süspansiyon dedik. E, y, y, için biz kolleit demiştik arkadaşlar. Görüyorsunuz ki. Ve arkadaşlar e, z için de 10 üzeri eksi 9'dan daha küçük olması lazımdı. O yüzden bunların hepsini sağlayan şıkkımız da A şıkkı olmuş oldu. Arkadaşlar inşallah anlamışsınızdır. Yani birkaç yerde birkaç hata yapar gibi olduk ama çevirdik fark ettiyseniz. Yani olabilir. E bazen dikkat etmeyebiliriz. Ama sonuçta önemli olan sonucunun doğru ve güzel olmasıdır. E dersimizi bitirdik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders videosunda görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar.